الشفاعة هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. Şefaat başkası arasında vasıta olmaktır. Bir fayda elde etmek veya zararı def etmek için. نعم. الشفاعة تنقسم إلى قسمين. Şefaat ikiye ayrılır. Şefaa şer'iyye ve şefaa şirkiyye. Şer'i şefaat ve şirk olan şefaat. Şirkiyye hiye elleti tutlab min gayrillah. Şirk olan şefaat Allah'tan başkasından istenilen şefaattir. Şirk akbar. Büyük şirktir bu. لأنها تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. Çünkü bu Allah'tan başkasından istenilen şefaattir ve onun da gücü yetmez. أي طلب من المخلوق سواء كان حي أو ميت لا يقدر عليه فهذا هو الشرك. Kişinin herhangi insanın ister ölü olsun ister diri olsun herhangi bir kimseden ne isterse istesin eğer gücü yetmiyorsa o kimsenin istediği kimsenin bu şirktir. يعني يأتي إلى قبر ميت ويقول له مثلا يطلب منه إنزال الغيث أو يطلب منه الولد أو حاجة من حوائج الدنيا. Buna örnek olarak mesela bir kimse kabirin yanına geliyor ve kabirde yatan mesela salih kimseden yağmur yağdırmasını veya kendisine çocuk vermesini istiyor. هذا لا يقدر عليه وهو حي فما بالنا وهو ميت. Bu kimse de yaşıyorken buna güç yetiremiyordu. Ölüyken nasıl güç yetirecek? الأموات ما استطاعوا أن يغنوا عن أنفسهم شيئا. Ölüler kendilerinden bile bir şey def etmeye güçleri yetmiyor. فكيف يغنوا عن الأحياء؟ Bunun üzerine dirilerden nasıl def edecekler? النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer diyor kişi ölürse amelleri kesilir şu üç şey hariç. اذا ليس له عمل على عكس الحي هو الذي يعمل يتصدق عن هذا الميت يحصل له اجور. Öyleyse bunun başka bir ameli yok. الان اي انسان في الغالب ان يريد يبقى في هذه الحياه يعني في طولة العمر في طاعه الله سبحانه وتعالى يريد هذا. Mesela her kim olursa olsun hayatını Allah'a itaat ile geçirmek ister. نعم. فوالله سبحانه وتعالى قال عنهم أنهم يرزقون أو يرزقون. الله سبحانه وتعالى onlar hakkında yani bu salih kimseler ve kabirde yatan kimseler hakkında onlar rızıklandırılıyor mu yoksa rızıklandırıyorlar mı demişler لا. Demiştir. قال الله سبحانه عنهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق هؤلاء لأن الله هو الرزاق فكيف نطلب الرزق من الأموات؟ الله سبحانه وتعالى kendisinin onları rızıklandırdığını haber vermiştir. Onların kendilerinin rızıklandırıldığını değil, Allah'ın kendilerini rızıklandırdığını haber vermiştir. Onlar daha rızka bile güç yetiremezken nasıl başkalarına rızık verecekler? هل نطلب الجنة من الأموات؟ Cenneti ölülerden mi isteyeceğiz? هل نطلب الرزق من الأموات؟ Rızkı ölülerden mi isteyeceğiz? لا يطلب لا تطلب الجنة ولا الرزق ولا شيء إلا من الله سبحانه وتعالى. Cennet, rızık veya herhangi bir şey sadece Allah'tan istenir. Allah dışında başka kimseden istenmez. Allah subhanahu wa ta'ala emre bi duayı. Allah subhanahu wa ta'ala duasını emretmiştir. Yani ona dua etmemizi, sadece ona yalvarmamızı emretmiştir. Na'am. Ve dua gayr Allah subhanahu wa ta'ala fima la yaqdir alayhi illa Allah. Hada hu şirk el akbar. Ve kişinin gücü yetmediği hususta Allah'tan başkasına yalvarması büyük şirktir. Halen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem كان إذا أراد شيئاً يرجع إلى الأموات أو يرجع إلى رب العالمين. نبي صلى الله عليه وسلم bir şey istediği zaman ölülere mi dönerdi yoksa alemlerin Rabbine mi dönerdi? حتى الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا شيئاً يرجع إلى الله سبحانه لا يرجع إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. Hatta sahabeler bile sahabeler de bir şey istedikleri zaman Allah'a yönelirlerdi. Sadece ona dua ederlerdi. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dua etmezlerdi. Onu aracı yapmazlardı. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها فاطمة أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها şöyle demiştir ki Fatıma Nebi صلى الله عليه وسلم en yakın olan insanlardandır. قال لها لا أغني عنك من الله شيئا. Ona şöyle demiştir ben diyor ben Allah katında senden hiçbir şey gideremem. نعم فهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق عليه الصلاة والسلام. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sadıktır sözünde. Sarraha ve kâle li Fatıma radıyallahu anha. Fatıma radıyallahu anha'ya demiştir. Ennehu la yugni anha şeyen. Ondan hiçbir şey def edemeyeceğini, hiçbir zararı def edemeyeceğini söylemiştir. Fekeyfe bimen
يعني هم دون النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dışındaki insanlara gelince onlar nasıl def edecekler? Daha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem def edemiyorken. Naam. الآن لو رفعنا إنسان قلنا أنه فلان من الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي يكون هذا هو الكفر الأكبر. Şöyle desek, herhangi bir insanı getirsek, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra bu nebidir desek, bu ise büyük küfürdür. Onun derecesini yükseltsek bu büyük küfürdür. لأن كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر كفر أكبر وكاذب والله. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra nübüvvet iddia eden kafir bir kimsedir. Büyük küfür ile aynı zamanda yalancı bir kimsedir. Hâle izâ rafa'na insân mertebeten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu Nebi sallallahu kişiyi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yani nübüvvet mertebesine yükseltmektir. Fekeyfe bimen yerfa' insân meyyit mertebet cebbâres semâvâti vel ard. Hâzâ lâ yekfur, yekfur min bâbi evlâ. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin misaliydi. Ancak herhangi bir insanı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem değil de Allah'ın mertebesine yükseltmek nasıl bir büyük cürüm olur? La. La tutlab al-ibade ve la tusraf al-ibade ve la du'a fima la yaqdir alayhi illallah illa lillah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam. İbadet yalnızca Allah'a yapılır. Dua da yalnızca Allah'a yapılır. Yalnızca Allah'tan istenilir, yalnızca Allah'a yönelilir.